Merhabalar arkadaşlar. Bugün size güzel X-Pro Harmony ile yine bir keratin bakım yapacağız. Bir bakımımız orada bekliyor. Bir bakımımız burada. Müşterimizin kazağına dikkat edin. Göz kamaştırıcı. Kendimi tanımak için giydim dedi. Güldürdü bizi. Şimdi çekim yapıyoruz arkadaşlar. Diyor ki aa diyor müşterin diyor. Bayan diyor aynı bayan değil diyor. Bu başkaydı o başka. Bazen müşterilerimiz kimyasalda yedek kıyafet getiriyorlar. Yoksa hep söylüyorum benim kimsenin başını bir diğerine montelemeye ihtiyacım yok. Siz meslektaşlarım için özellikle bunu çekiyorum. Çünkü profesyonel işlemler çekiyorum. Bunun uygulanışını görün diye. Yani siz müşteri değiştirmeyebilirsiniz. Hani ben değiştirdiysem de. Gülüyorum bunlara sadece. Şimdi saçımız defalarca işte ombre falan o işlemlere maruz kaldığı için hep söylüyorum. Kurur yani ister istemez. Kopuk değil, yanık değil ama saç kurur. Bunu beslememiz gerekiyor. Çünkü aşındırarak sarı yapıyoruz. Şimdi güzelce saçımızı lavaboya alıyoruz. Bir şampuan yapıyoruz güzelce. Onu akıtıyoruz. Sonra ikinci şampuanı 5 dakika bekletiyoruz. Şimdi onları da çekeyim. Defalarca çekiyorum ki arkadaşlar hala soranlar var. İyice hani izledikçe otursun bir şeyler beyninizde diye yani. Şimdi lavaboya. Şimdi şampuanımızı yapacağız arkadaşlar. Set olarak bunlar böyle litrelik. X-Pro Harmony'ninkiler. Şimdi jel keratin. Şöyle normal şampuan yapar gibi. Şu kadar alıyorum. Çok katı gördüğünüz gibi kıvamı. Bu yetiyor. İlk şampuanı yapacağım. Normal evimizde banyomuzda yaptığımız bir şampuan gibi işte. Ya da müşteriye normal yıkadığımız saç gibi yıkıyoruz. İyice arındığını hani artık saçın hissettiğimizde duruluyoruz. İkinci aynı bu şampuanı yaptığımızda 5 dakika müşteriyi burada bekletiyoruz. Ara ara da ben saçı tarıyorum. Hani iyice temizlensin diye. Mutlaka her yerini eşit yıkadığınıza emin olun. Enseler özellikle. Enseler unutmayın. Durularken de. Permada da. Hep enseler ya da şu tepe noktası unutulur arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi bununla kaba kirini alıyoruz ilkeyle. İşte saçtaki kalıntıları. Spreydi, işte jöleydi. Toz. İkinci de bekletiyoruz. Şimdi ilk şampuanımı duruladım arkadaşlar. İkinciyi yine sürüyorum. Müşterinin korkmayın. Kendi saçınızı yıkar gibi böyle mutlaka diplerindeki o yağı şeyi arındırın. Saçı tel tel çekmediğinizde saç acımaz. Hani toplu tutumlarda saç acımaz. Genelde acemiler korkar, çıraklar falan. Acıyacak diye. Bakın köpüğü böyle güzel üstünde iyice karıştırıyorum. Böyle bırakıp bekleteceğim 5 dakika. Şimdi kasemi koydum, sıfırladım. Müşterinin saçı çok aşırı yoğun değil. Yani 35 ml yetecek bana fazlasıyla. Evet, tam 35 ml. Şu kadar gördüğünüz gibi. Bu bütün saça arkadaşlar bol bol yetiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hani gözünüz az gibi görünüyor olabilir. Ama fazlasını kullanmak da şey değil. Keratinimiz de bu, litrelik. Gerçekten güzel, tavsiye ederim yani. Şimdi başlıyoruz sürmeye. Küçük küçük noktalar halinde dağıtıyorsunuz arkadaşlar. Hani bu kadar az yeter mi diye düşünmeyin. Emin olun yetiyor, artıyor bile. Sonra önce elimle şöyle parmaklarımın arasında bir kaydırıyorum. Olduğu yerde bir dağılımını yapıyorum. Sonra tarıyorum. Kuru kuru saçı taramaya çalışmayın. Müşterinin canı yanar. Şimdi bunu ayırdığımda çıtır çıtır kuru bir saç bu. Yarı ıslak yarı kuru olunca daha da çok acır biliyorsunuz. Şimdi bunu ayırıyorum. Bu saçı taramaya çalışmıyorum. Sadece süreceğim parçayı alıyorum. Keratimin noktaları halinde sürüyorum. Şöyle uca kadar geliyorum. Sonra parmaklarımla sıvazlayıp yayılımını yapıyorum. Sonra taradığımda ne müşterinin canı yanıyor ne de bir şey oluyor. Keratin de eşit dağılıyor. Şimdi yarım saat falan beklettik arkadaşlar. Direkt kendi haliyle kurutuyorum. Sonra föne geçiyorum. Yani çok ellemeden, elimi sürmeden saçı kurutuyorum. Şimdi saçımızı arkadaşlar kuruttuk. Güzel bir fön çektik. Ama fönü de saçı böyle parça pinç geçecek. Böyle şey bir fön çekmedik. Gayet güzel. Yedire yedire iki kat fön çektim. Hiç koku duman çıktı mı? Müşterime sorayım. Koku duman falan hiçbir şey çıkmadı. Çünkü çok gürültü oluyor arkadaşlar. Şeyle bir yer bir işlemde çektim. Onu da paylaşacağım.
Ama fönle çektiğimde çok ses oluyor. Bunu da unuttum açıkçası. Ama fönü vuruyorsunuz ya, diğer ucuz şeylerde duman böyle buram buram, göz gözü görmez, her yeri kaplar. Şu an hiçbir yerimizde duman yok. Fönü yeni çektim gördüğünüz gibi. Gayet temiz. Her ürün böyle değil. Her ürün onu söz verir ama ne yazık ki öyle olmaz. Şimdi saçımızı güzel fönledik. Şimdi soğuyor. Soğuduktan sonra tekrar saç yıkamaya gidiyoruz. Saçı güzelce duruluyoruz ama böyle sıfıra kadar durulamıyoruz. Güzel saçın fazla keratini akıtıyoruz. Ondan sonra saçın suyunu iyice alıp maskesini yapacağız. Şimdi birinci ürünümüzde ne yaptık? Yıkadık iki kez. İkinciyi beklettik. İkinci ürünümüzü sürdük. Saçı beklettik yarım saat. Kuruttuk, fönledik. Şimdi sıra maskede. Şimdi saçımızı duruluyoruz. Duruladıktan sonra da maskeyi sürüyoruz. Lavaboda yapıyoruz bu işlemi. 10 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, yaptığımız fönü bozuyoruz şu an. Çok acı verici. Müşteriler bile üzülüyor. Ah saçım diye ne güzel olmuştu. Ama şimdi o fönle keratinleri iyice saça doldurduk. Şimdi duruluyoruz. %50'sini duruluyoruz, öyle söyleyeyim. Bu şey bakım. Bakımla şeyi düzleştirme hep karıştırıyorlar arkadaşlar. Düzleştirme yaparken koltukta müşteri 1 saat falan saçı bekliyor. Sonra fönleniyor. Onun üstüne presleniyor. Düzleştiriciyle defalarca geçiliyor. Sonra durulamıyoruz onu. Müşteriyi gönderiyoruz. Ya bir gün sonra kendi geliyor. Siz düzlüyorsunuz ya da evde düzleştiricisi varsa söylüyoruz. Ben düzlerim diyor mesela sürekli yapanlar. Kendi yapıyor. Bir gün sonra geldiğinde biz durulayıp maskesini yapıyoruz. Final yapıyoruz. Ama bakımda hemen aynı gün şey yapıyoruz. Fönümüz bitti. Saçımızın fön ısısı soğudu. Şimdi duruladık. Fazla şeyi aldık. Şimdi saçın suyunu da alacağım. İyice sıtacağım. Maske yapacağım. Şimdi saçımız sert sert arkadaşlar. Bu normal bir şey. Çünkü keratin saçı sertleştiriyor, dolgunlaştırıyor. Bu işlem esnasında mesela sert sert olması normal. Hani saça yaptığınızda ne oldu diye düşünmeyin. Özellikle bunu belirteyim. Şimdi maskemden alıyorum. Saçın suyunu sıktım iyice. Şöyle tahminen şöyle alıyorum. Bunu eşit bir şekilde saçımızı yayıyorum. Şimdi burada beklerken 10 dakika güzel tarayacağım bunu. Tarayacağım. Habire saçı onu yedireceğim yani. Bir 10 dakika falan bu işlem devam edecek. Evet, şimdi 10 dakikayı tamamladık. Hemen saçımızı duruluyoruz. Bunda da çok iyice durulamıyoruz. Hafif kalıntısı kalıyor maskenin saçta. Bu uzman arkadaşın tavsiyesi. Bu firmanın uzmanının önerisi. Yani böyle sıfır, evde yıkadığımız gibi çok uzun durulamıyoruz. Ama duruluyoruz fazlalığını. Bu kadar yeterli. Evet, işlemimiz bitirdik arkadaşlar. Güzelce fönledik. Pırıl pırıl saçlarımız oldu. O kuruluklar gitti. Bazen soruyorsunuz renginde bozulma oluyor mu? Yani olmuyor. Daha başımıza gelmiyor. Gördüğünüz gibi sarı bir saç. Tertemiz sarı bir şekilde çıktı yani. Çünkü bakım yaptık. Hani çok düzleştirme, pres olaylarında belki hafif oynama olabilir. Bunda olmuyor. Şöyle göstereyim. Yani sarı saç kullanıyorsanız mutlaka saçınıza 3 ayda bir keratin yükleme, bakım yaptırın. Ama tabii kendini ispat etmiş ürünlerle, öyle söyleyeyim. Yoksa her keratin değil. Bir tecrübe yaşadık mesela dün. Kendileri böyle hani internette bulunan keratinlerden almışlar. Saçını düzleştirmiş arkadaş. 2 kez açma yaptık. Açmanın üzerine çok güzel kumral tonları uyguluyoruz. Boyayı sürüyoruz, açıyoruz, değişmiyor. Açıyoruz, sonradan keratinden. Keratin saçı o kadar örtmüş ki üzerine boyayı kesinlikle almıyor. Ama bizim keratinlerimizde onu yaşamıyoruz. Yani bazen o ucuz ürünlerin işte böyle şeyleri de olabiliyor. İnanın o kadar güzel, her zaman kullandığımız, her zaman uyguladığımız şeyleri koyu boyalar hazırladık ve saç kesinlikle almadı. Her keratini keratin diye saçınızı sürdürmeyin, öyle söyleyeyim.